Merhaba hepinize iyi günler dilerim. Ben Hakan Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin hayatımızda en fazla etkilendiğimiz olaylardan biri son dönemde fiyat artışları, enflasyonla mücadele, ekonominin genel durumu. Fakat bunu daha çok gıda ile ilgili ürünlerde hissediyoruz. Yani bir çarşıya, pazara gittiğimizde, bir markete gittiğimizde Basit çok böyle teferruatlı olmayan iki tane poşet doldurduğumuzda 300 lira 500 lira hatta biraz daha üzerinde ne aldığınızla da ilgili eğer et ve böyle görece olarak daha pahalı ürünler varsa neredeyse 1000 TL'ye yakın bir ödeme yaparak marketten çıkmak zorunda kalıyoruz. Ve tabii ilk etapta yani mesele marketlerin fiyat konumlandırmaları gibi algılanıyor ve zaten çoğunlukla tartışma bunun üzerinden devam ediyor. Fakat ben asıl sorunun marketlerle ilişkili değil. Elbette marketlerin buradaki fiyat politikalarının önemli bir etkisi ve rolü var buna şüphe yok ama ben sorunu çözeceğimiz yerin tarla olduğunu, tarım alanları olduğunu, çiftçilerle ilgili atılacak adımlarla çok daha uygun fiyatlarla, kaliteli, güvenilir gıdaya ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bunun nasıl olabileceğini paylaşmak istiyorum. Şimdi bana kalırsa bu bir odaklanma ve bir öncelik meselesi. Türkiye'de belli konulara odaklandığımızda, önceliklerimiz arasına getirdiğimizde nasıl başarılı olduğumuzun bence temel örneklerinden biri savunma sanayi alanındaki başarılar. Geçmişte önemli oranda savunma ürünlerini ithal eden ve dışarıya e, uluslararası pazarlara bağımlı olan Türkiye, son 10 yılda atılan adımlarla çok ciddi bir üretici haline geldi ve ihtiyacının neredeyse yaradan fazlasını kendisi üretir noktaya geldi ve milyarlarca dolarlık bir ihracat yapmaya başladı. Ben tarımın da gıda ürünlerinin de bu oranda öncelikli haline getirilmesi durumunda Türkiye'nin çok ciddi bir yol kat edebileceğini, Gıda tedari noktasında ithalatı ciddi oranda azaltabileceğini, üreticinin yüzünün güleceğini ve bunun hepimize olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Yani bir markete, çarşıya, pazara gittiğimizde çok daha uygun fiyatlarla güvenilir, kaliteli, sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmak mümkün ama bunun için birinci hedef bunu istemek olmalı, önceliklerimiz haline getirmek olmalı. Peki bu nasıl olacak? Şimdi bundan biraz bahsedeceğim ama bir önemli hatırlatmak istediğim husus daha var. Özellikle pandemi sürecinde bütün dünyada gıda tedariği çok hayati bir şeye dönüştü, bir gerçeğe dönüştü. Yani ülkelerin kendilerine yeterlilik seviyeleri biraz da gıda ürünlerinin teminiyle ilişkili. Çok önemli bir boyut kazandı özellikle pandemi döneminde. Bir kere Türkiye son dönemde 2021'de geçen yılın verilerine baktığımızda 8.1 milyon ton buğday ithal etmişiz. 2.1 milyon ton arpa, mısır, ayçiçeği ve soya gibi ürünlerde de çok ciddi oranlarda ithalat yapıyoruz. Çok ilginçtir. Biz bu ithalatın önemli bir bölümünü de birçok vatandaşımız belki bilmiyor olabilir ama Rusya'dan gerçekleştiriyoruz. Yani sadece Rusya geçtiğimiz yıllarda S-400 füzesi alımıyla gündeme gelen bir ülke oldu ama Türkiye'nin gıda ithalatını, tarım ithalatının önemli bir bölümü Rusya'dan kaynaklandı. Türkiye çok ciddi gıda ithal eden, tarım ürünü ithal eden bir ülke durumunda bir kere bu döngüyü de kırmamız lazım. Büyük topraklara sahibiz ve bu büyük topraklarda verimli tarım yapmamız halinde ben Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve önemli oranda da gıda ihracatı yapabilecek bir ülke olduğunu düşünüyorum. Şimdi son dönemdeki fiyat artışlarına baktığımızda patlıcan, salatalık, kabak gibi ürünlerin fiyatlarında %40 ile 55 arasında değişen oranlarda bir fiyat artışı olduğunu görüyorum. Yani bunu biraz anlamakta zorlanıyorum. Neden bu kadar ciddi bir fiyat artışı oluyor? Ama kökenine inip araştırdığımda, baktığımda üretici girdilerinin, üretici maliyetlerinin yani elektrik, mazot, gübre eğer ilaç kullanıyorlarsa ilaç e, zararlılarla mücadelede kullanılan diğer ürünlerin girdi fiyatlarının ve maliyetlerinin çok ciddi yükseldiğini görüyorum. Tabii ki bunda döviz kurunun yükselmesinin ve işte uluslararası pazarlardaki tedarik sorunlarının önemli bir rolü var ama e, buna ilave olarak benim söylemek istediğim şeylerden biri de özellikle tarım bakanlığının şimdi son raporlarına bir baktım Türkiye'de yani bu sene evet bir miktar e, kış daha etkili oldu ve e, kar yağışı ve yağmur meydana geldi ama son 10 yılda çok çarpıcı bir veri vereceğim, paylaşacağım. İklim raporuna göre tarım bakanlığının verimliliğimiz %23 oranında azaldı. Çok ciddi bir oran. Ve gelecek 30 yılda bir %25'e e, varan bir düşüş olacağı ifade ediliyor. Yani yapılan projeksiyonlar kuraklık haritamıza bir bakın. Özellikle Orta Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da çok ciddi bir kuraklık sorunuyla karşı karşıyayız. O bakımdan şimdi burası bizim e, özellikle buğday teminimizde, kır, kırmızı mercimek teminimizde çok önemli. Ülkemizde kırmızı mercimeğin %75'ini bu bölgeden elde ediyoruz. Buğdayın yaklaşık %20'sini bu bölgeden elde ediyoruz. Kuraklıkla mücadelede çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri suyun kaynakların verimli kullanılması biraz sonra çok önemli bir ülke örneği vereceğim onlar bunu başardıysa Türkiye'nin de pekala bunu başarabilmesi lazım ve bütün bu sorunlardan yani tarım ve hayvancılıktan bu sektörlerde kaynaklanan problemlerden ötürü kırsal kesim nüfusu yüzde iki oranında azalmış vaziyette yani köyden kente, şehirlere göç büyük oranda devam etmekte ve bu şehirlerin karşı karşıya kaldığı sorunların önümüzdeki süreçte daha da artmasına neden olacak. Yani bizim bir ciddi iklim krizimiz var. Bu iklim kriziyle mücadelede yağmur hasadı, tasarruflu su, bilinçli su ve tüketimi kullanılması, azaltılmış toprak işleme, doğrudan toprağın işlenmesi gibi alanlarda, organik tarım, biyoenerji gibi alanlarda çok ciddi atmamız gereken adımlar var. Şimdi e, ne yapacağız? Buna biraz odaklanmak istiyorum. Dünyada bir takım ülkeler var. İki ülkeden söz etmek istiyorum. Bir Hollanda, diğeri İsrail. Her iki ülkenin de ortak özelliği çok küçük dar alanda topraklara sahip olmaları. Hele Hollanda hem iş gücü maliyetinin yüksekliği, hem topraklarının sınırlı olması hem de yani iklim açısından da yani tarım dediğimizde Hollanda hiç akla gelen ülkelerden biri değil aslında normal şartlar altında. Avrupa'da ben size sorsam desem ki en büyük tarım üreticisi hangisi? Haritaya bakarsınız ve dersiniz ki işte İtalya, Fransa, İspanya olabilir. Çünkü hem toprakları geniş hem de iklim açısından çok elverişli büyük ülkeler. Ve belli bir tarım geçmişleri var tarihten günümüze. Ama öyle değil. Hollanda Avrupa'nın bir numaralı üreticisi Hollanda, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyada iki numaralı üretici. Hollanda'nın tarım ürünleri, gıda ürünleri ihracatından elde ettiği rakam, değerli takipçilerim, sıkı durun 100 milyar dolar. Yani Türkiye'nin toplam ihracatının çok önemli bir bölümünü sadece tek bir sektörden, tarımdan elde ediyorlar. Şimdi Hollanda dediğimiz ülke zaten çok zengin ve varlıklı insanların yaşadığı bir yer. Bir endüstri birikimi olan, sanayi birikimi olan, 500 yıldır yani dünyada borsayı icat etmiş olan, dış ticareti çok iyi bilen bir ülke. Shell gibi, ING Bank gibi, Philips gibi dünya çapında büyük markaları var, şirketleri var. Diyebilirlerdi ki ya bizim tarıma ihtiyacımız yok. Ya patatesle domatesle niye uğraşacağız? Bizim televizyonlarımız var, ürünlerimiz var, markalarımız var. Elektronik üretiyoruz. Araç üretiyoruz. Bunları satarız ve pekala tarım ürünlerini ithal edebiliriz diye düşünebilirlerdi. Fakat bunu yapmadılar. Özellikle son 25-30 yıldır tarım öncelikli bir teknoloji haline geldi. Önemli bir alan haline geldi. Bakın teknoloji devriminin sebebi şu. Teknoloji kullanan bir ülke yani termal kamera kullanıyorlar, zararlılarla mücadelede antibiyotik kullanmıyorlar neredeyse tarım alanlarında, hayvancılıkta veterinerleriyle, ziraatçılarıyla çok ileri gitmiş bir ülke. Precise Agricultural adı verilen böyle nokta atışıyla her bir damla suyun, her bir e, parça toprağın çok dikkatli analiz edildiği, kullanıldığı bir ülke ve bu kadar küçük bir ülke Avrupa'nın ve dünyanın patates ...ambarın noktasında çok ciddi seralarda ve diğer alanlarda üretim yapıyorlar. Ben diyorum ki Hollanda bunu yaptığına göre, İsrail önemli oranda bunu başardığına göre çok zor bir coğrafyada küçük ülkelerden bahsediyorum. Bir tanesi çöl şartlarında, diğeri sürekli sular altında kalan, toprakları olmayan bir ülkeden ve kalabalık bir nüfustan bahsediyorum. Bunlar başarabildiğine göre Türkiye'nin bunu mutlaka başarması lazım. Yani tamam bugünden yarına biz Hollanda gibi 100 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olamayabiliriz ama kendine yeten bir ülke olması, ithalatını azaltması, tarımda çiftçilerin, yüzü gülen hayvancıların tekrar topraklarına döndükleri, işlerini severek yaptıkları, para kazandıkları bir ülke haline gelebilmesi Türkiye'nin buradaki örnekleri doğru uygulamasıyla bence mümkün olabilir. Bakın Doğu Anadolu'da çok ciddi bir kuraklıktan bahsediyorum. Bizim bir GAP projemiz var. İşte Şanlıurfa diğer illerimizin çok ciddi bir su ihtiyacı vardı. Bunun karşılanması için yatırımlar yapıldı ama yanlış sulamayla aşırı sulamayla biz topraklarımıza çok büyük zarar verdik. Ya bu kadar şimdi ziraat fakültesi ve üniversitemiz var. Ama yani bunlar arasında Bunlardan yeterince yararlanabiliyor muyuz? Veterinerler istihdam edilebiliyor mu? Ziraatçıların önü açılabiliyor mu? Eğitim, bilim ve akıldan tarımda yararlanamadığımız sürece bir yere gitmemiz mümkün değil. Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz bir Stanford Üniversitesi var. Bu Stanford Üniversitesi de, e, Silikon Vadisi'nin kurulmasında çok etkili bir yer haline geldi. Bunun bir benzeri Hollanda'da bir adeta tarım vadisi, gıda vadisi denen bir yerin oluşmasında tek bir üniversitenin rolünden bahsediyorum. Wageningen Üniversitesi. Bu üniversite dünyada tarımda, hayvancılıkta, yetiştiricilikte, gıda üretiminde dünyanın en önemli referans noktası haline gelmiş durumda. Şimdi bizim Antalya'da, Malatya'da, Sivas'ta, Türkiye'nin dört bir tarafında özellikle hayvancılıkla, tarımla uğraşan illerimizin olduğu yerlerdeki üniversitelerimizi biz ön plana çıkarabildik mi? Onları bir marka üniversite fakülteler haline dönüştürebildik mi? Yapamadık. Şimdi böyle olunca akıldan, bilimden, teknolojiden tarım uzaklaşınca çiftçi yüksek artan maliyetler nedeniyle topraklarına sırtını döndüğünde, küstüğünde üretim olmuyor. Yeterince üretim yaşanmadığı zamanda rekolte sorunlarıyla tarım e, e, iklim sorunlarıyla birleşince bizim büyük şehirlerde marketlerimize gelen ürünlerin fiyatlarının çok ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Ee, özellikle son dönemde e, mazot maliyetlerinin fiyatlarının %111'ler oran, oranında da arttığını ifade edelim. Az önce söylediğim nedenlerden ötürü şimdi bu kadar toplam maliyet artışıyla gelindiği zaman bunun üzerine kuraklık ve politikalar da eklendiğinde karşımıza gerçekten çok ciddi bir çıkmaz çıkıyor. Şimdi Türkiye'nin bu saydığım bütün maddeleri alt alta sıralayarak yani Hollanda bunu başardıysa biz de pek hala başarabiliriz motivasyonuyla bence yola çıkmamız lazım. Çok çarpıcı bir bilgiyle bitirmek istiyorum. Belki çok tekrar ettim Hollanda'nın başarısını ama çok önemli bir örnek olduğu için tekrar söylemek istiyorum en zenginlerin, ülkedeki en zenginlerin beşte birinin istihdam edildiği sektör, tarım sektörü, gıda sektörü. Yani para kazanan insanlar, para kazandıran bir sektöre pekala dönüşebilir. Bizim bunu mutlaka yapmamız lazım. Hem mutfağa giren gıda ürünlerinin fiyatının makul bir seviyeye ulaşması, insanların bu ürünleri satın alabilmesi için, hem tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi, topraklarıyla tekrar barışabilmeleri için mutlaka bu sözünü ettiğim planlamaları bir an önce hayata geçirmek lazım. Türkiye bunları başarabilecek bir ülkedir. Bu adımların atılması halinde ben birkaç yıl içinde bu sonuçların alınabileceğini düşünüyorum. Topraklarımızı yanlış sulamaya devam edersek, verimsiz tarım yapmaya devam edersek, Yüksek maliyetlerle tarım, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımız karşılaşır ve kendi kaderlerine bir anlamda terk edilmiş olurlarsa biz önümüzdeki günlerde gıdaya erişmekte, bırakın pahalılığı, gıdaya erişmekte, kıtlıkla ve açlıkla mücadelede çok kritik bir aşamaya gelebiliriz. Bu, uyarı, bu uyarıyı yaparak e, bu yorumu bitirmek istiyorum. Ben Hakan Çelik YouTube kanalımda bu programı bu yayını izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.